270 kadar yeni seçilen belediye başkanımız var. Onlarla Ankara'da yaptığımız çalışmalar, daha önce Beypazarı'nda yaptığımız çalışmaları, bunları paylaşacağız. Kamuoyunun özellikle önemsediği çalışmaları ortaklaşa yapmayı planlıyoruz. O konuda biz aktaracağız deneyimlerimizi. Gerekirse kendileri işbirliği yapacağız ki aynı şekilde Ankara'da yürütülen modelin şeffaflık, açık yayınlanan ihaleler, hesap verme gibi konular başta olmak üzere ve özellikle israfı önleme açısından neler yapılması gerektiğini Ankara'da yaptıklarımızı kendilerine ileteceğiz. Tavsiyelerde bulunacağız. Ve Afyon'daki olayı bilmiyorum. Savcılık el koydu ama tabii ki geçmiş dönemden kalan borçlar nasıl bir israf ve şatafatlı bir hayat sürüldüğünü gösteriyor. Oysa biz vatandaşın parasını kullanıyoruz. Kendi paramızı harcamayacağımız hiçbir yere para harcamamamız lazım. O belediye binaları ne belediye başkanının mülkü, ne o koltuklar belediye başkanının kendi koltuğu değil, ne de orada ömür boyu oturacak. Onun için bunun sonlanacağını bilerek ve özellikle halkın parasını kullanırken çok titiz davranıp bir de hesap verilmesi gerekiyor. Bu anlattığımız seçim döneminde hep bunlardan bahsetmiştik biz. Ama böyle davranmayanların kaybettiği anlaşılıyor. Biz de işte yeni seçilenlere en azından önümüzdeki dönem başarılı olmaları için bu tür yolu tercih etmelerini önereceğiz. Sadece el değiştiren belediyeler, mevcut belediyelerin de el değiştirsin, değiştirmesin borçları var. Hem bu paraların harcanması konusunda yapılan projelerin, hep seçimlerde bahsetmiştim. Proje yapıyoruz adı altında lüks belediye binası yapmak, çöp projeleri halkın parasını ayırmak doğru bir şey değil. Böyle yapınca da işte bu fahiş miktarda borçlar ortaya çıkıyor. Halbuki halk belediyecinin temel hizmetlerini yap diye size vergi veriyor. Ama siz onu kalkıp da itibardan tasarruf olmaz dercesine bu paralar harcarsanız sonuç böyle oluyor maalesef. Çok teşekkür ederim.